Bloomberg.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş dünyası örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Yılmaz, finanse erişim sorununun 1,5 ila 2 ay içerisinde çözüleceğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, deprem bölgesindeki yatırımlar için 479 teşvik belgesi düzenlendiğini söyledi. Bakan, düzenlenen teşvik belgeleriyle öngörülen toplam yatırım tutarının ise 61 milyar lira olduğunu ifade etti. Bu arada deprem bölgesine ilişkin mücbir sebep hali kapsamında başvuru ve ödeme süreleri resmi gazetede yayımlandı. Milyonlarca kamu görevlisinin beklediği 7. dönem kamu toplu sözleşmesi için ön müzakere süreci tamamlandı. Müzakerelerin 9 Ağustos'ta yani bugün başlayıp 12 Ağustos'ta son bulacağı süreçte işveren heyetinin ilk teklifini 14 Ağustos'ta sunması bekleniyor. Philadelphia Fed Başkanı Harker, Amerika'da faizlerin tepe noktaya yakın olduğunu belirtti. Amerikan borsaları dün Moody's'in küçük ve orta ölçekli bankaların notunu kırmasıyla düştü. Çin'de 28 ay sonra TÜFE eksiye döndü. TÜFE ve ÜFE 2020'den beri ilk defa birlikte eksi değerli açıklandı. Asya borsaları ve Amerikan vadeliler karışık. Parite 1.0974'te. Dolar TL 27.02, Euro TL ise 29.71'lerde. Spot altın 1930 dolardan işlem görüyor. Amerikan ham petrolü 82 dolar 80 sent, Brent ise 86 dolardan alıcı buluyor. CDS 406 bas puanda. Bugün içeride bilançolar, Amerika'da ise dün iyi geçen 3 yıllık tahvil ihalesi sonrası gözler 10 yıllık borçlanmada olacak.